En çok 705A'yı gördük. O zaman obje 705A maçıyla yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Black Prince maçını izlediğimize göre replay'ini silebiliriz. 705A. Hadi bakalım. Kıçından taretli, benim pek sevmediğim tank türü, arkadan taretli olduğu için bu tank türünü oynamak zor. İşte side scrap yapman lazım sürekli, işte açı vererek çıkman lazım. İşte tepelerden taret göstermek gibi bir olayı yapamıyorsun bu tankla. Niye? Çünkü taret göstermek istiyorsun, ön gövdeni yukarıya çıkartıyorsun falan, böyle saçma sapan. Benim tamamen oynanış mantığıma ters bir tank 705A tankı. Ama oynayan oynuyor kardeşim. Interceptor. Az önce herhalde chat'teydi zaten bu arkadaş yanılmıyorsam. Interceptor 3777 TRU klanından obje 705A ile Airfield, yani uçak pisti haritasında top tier çıkıyorsunuz. Tabii ki 10 seviye tanklarla. 9 seviyelerin olduğu bir maçta. Şimdi burada çok enteresan bir tercih yapıyor Interceptor maçın başına. Normalde ağır tankların nereye gitmesini bekleriz biz? Her zaman şu sol bölgeye gidip şu aralarda derelerde oynamasını bekleriz. Ama Interceptor biraz daha farklı bir mantıkla yaklaşıyor. Bir tane artinin yalnızca olduğunu fırsat bilerek haritanın orta bölgesinde sol taraftaki çalılara doğru geçiyor. Ve bu çalıları da aslında güzelce kullanabilir. Tareti arkadan yapılı bir taret olduğu için kendi tankının ön zırhını koruyup özellikle bu bölgeden gelecek ağır tanklara böyle ciddi hasarlar atar ve spotlanmaz. Buradaki çalılar sizi korur. Az önceki maçta ben de denemiştim bunu hatırlarsanız. Interceptor'dan taktik çaldık diyebiliriz yani. Biz de fena damaj atmadık burada. 50 TP'yi gördük. Bakalım 50 TP'ye vurabilecek miyiz? 50 TP gösterecek mi kendisini? Gösterdi. Ona da bir atış ve özellikle de paletli hasar atıyor Interceptor. Çok da doğru bir hamle. Şu anda bir VZ'ye, bir de 50 TP'ye bir 635, bir 645 hasarı patlattık. Bu tankımız da ortalama 650 hasar vuruyor. 256'da deliciliği var normal mermisinin. Altın mermisi ise 317 milimetre deliciliğe sahip bir hit mermi. Yani 705A'nın zaten detaylı incelemesi var kanalımda benim. Tank incelemeleri kısmına giderseniz YouTube kanalımda, orada zaten 705A incelemesini göreceksiniz. Yani ne yapmanız lazım, hangi donanımı takmanız lazım, yetenekler vesaire. Bunların hepsinin anlatıldığı bir video var. Burada daha çok maçın üzerine konuşacağız ve Type 61'i son anda orada spotu düştüğü gibi ateş ettik ve bam patlattık. 1-1 maçın ilk killini aldık. AMX-5120 kendisini kaptırmış. Fark etmiyor burada 705A'nın olduğunu ve 1700 de onun beynine vurduk. Çok güzel iş yapıyoruz şu anda. Ciddi bir miktarda hasar attık düşman tanklarına. AMX orada spotlanmadan bir atış denedik. Belki başka tanka girdi. Belki de toprağa gitti. Bilmiyoruz. Maçın sonunda göreceğiz. Bu esnada su yolunda. Şimdi bu tankın burada olmasının da şöyle de bir güzel avantajı var. Takım dizilimlerine baktığınız zaman çok fazla tank destroyer'ın olduğu bir maçtan bahsediyoruz. Çok TD'nin olduğu bir maçta düşman tankları şu bölgeye dizilir ve su yolundan ilerlemezler. Aynı mantık kendi tanklarınız için de geçerli olur. Su yolu genelde boş kalır. Interceptor da zaten orayı işaretliyor. Ama bakın T10 ve Obje 704 orta bölgeden gelmeyi tercih ettiler. O bölge çok kullanılabilir bir bölge değil. Eğer tank destroyer'lar çok fazla varsa oraya gitmenize gerek yok. Orta bölgeden ve sol bölgeden oynamak daha mantıklı. 704'ün geldiğini gördük ve 704'e 785 hasarı da beynine patlattık. Ve bakın rahatça burada duruyor ama yanlış. Çünkü çok TD var. Yukarıdan hasarını yedi. Soldan da spotlandı. FV'den de hasarını yedi. Ve yarı canını bıraktı. Burada orta bölgede oynayacağınız zaman bu yapacağınız bu tarz hamlelerde çok dikkat etmek gerekiyor. Arkadan Emil 2 T10
Teyyare Emil 2 kafasına mermi yedikten sonra akıllanan arkadaşlardan. Interceptor'da arkadaşı şöyle bir silkeledi şimdi. Ve bakın Emil 2 gerçekten hareket etmeye başladı. Olduğu yerde duran tank birazdan Interceptor'un yanına gelip ona destek veriyor olacak. Ve bakın arkadan Emil geliyor, görüyor musunuz? Bazen böyle şeyleri yapmak gerekiyor yani. Ne kadar takım hasarı vermek zararlı bir şey olsa da, yanlış bir şey olsa da yapmak gerekiyor. Silkelemek gerekiyor bazılarını. Bazıları silk beni diye maçın içerisinde bekliyor bazı oyuncular. Sizin de onu silkmeniz lazım. Silkeledikten sonra canlanan arkadaşlardan bir tanesidir Emin 2'de ve fayda sağlayacak artık şu saatten sonra kendi takımına. O yüzden de Interceptor'un bu atışına hiçbir şey demiyorum. Tamamen haklıydı. Çünkü Emil'in orada ne işi var? Gel buraya, taretini kullan. Yak Tiger'a ateş et. Oradan spotla bir şeyler yap. Taretini kullan. Şarjörlü tanksın. Daha yeni bufflandın. Bir sürü ciddi hasarlar atabilecek tanksın sen kardeşim. Ne yapıyorsun kepin orada? Çok doğru bir hamleydi. Ve bak ateş ediyor, görüyor musunuz? Yak Tiger'a vuruyor. Interceptor'u... vurduğu 600'lük hasar sayesinde Emil de maçın içerisine katılmış oldu ve takımını eksi birden maça ortak etmiş oldu. Yak Tiger'da patlattık. 4600 küsur hasarla yolumuza devam ediyoruz ama hala çok büyük bir tehdit var karşımızda. FV. Az önce kendisinden 700 hasar yedik. Şu anda da çok gaza gelmememiz lazım. FV o bölgeden hala pıncıklayabilir bizi. Kör mermimizi attık. Maç sonunda bakacağız bu mermimiz gol olmuş mu diye. Teon içeriye doğru daldı. Obje 704 az önce hasarı yedi bayağı bir. O yüzden çok fazla çıkamayacaklardır. Ama orta bölgeyi kaybettiler. Her ne kadar kaybetmiş olsalar da tank destroyerlı maçlarda maçlar çok uzayabiliyor. Çünkü TD'ler arkada yattığı için bir bölgeyi kaybetseniz bile o bölgenin bir arkasında yatan TD işi çevirebiliyor. Eğer öndeki ağır tanklar İnanılmaz hızlı bir şekilde canlarını kaybetmedilerse, ki keza bu takımda da çok hızlı bir şekilde can kaybı olmadı. Maçın yarısına geldik. Skor da daha yarısına geldi. Teon yardıra yardıra geliyordu. Nişanımızı aldık ve bam. Bay bay Teon. Öyle sağına soluna bakmadan yaldır yaldır gidersen beynine mermiyi yersin. Ve Interceptor burada yine çok doğru bir hamle yapıyor. Maçın başında buraya gelişi güzel bir hamleydi. 5200 hasar attı. Bir tane de kör mermisi var. Kabaca 6000 hasar civarında hasar attı. Ve şimdi de kendi kepine doğru geri çekiliyor. Biliyor ki 50 TP 60 TP orta bölgeden geliyor. Ve bakın zamanında geri çekildiği için 50 TP'den mermi yemedi ama obje 704'ten mermi yemekten kaçamadı. Ve bu esnada da açık bölgeden tanklar yardıra yardıra geldi. Bildik, biliyor ki o bölge düşecek. Bu yüzden geri döndü. Conway'e bir atış. Güzel, Conway'in bayağı bir canını eksilttik. Conway bakalım artemizi patlatacak mı? Artıya doğru ilerliyor. Artıya geri çekil diye uyarı yapıyor ama maalesef ki artı zamanında geri dönemedi ve Conway obje 705 ağının yine ekmeği oldu. Üstünü korumaya devam ediyor Interceptor. 60 TP'ye şimdi gözünü dikti. 60 TP'ye de nişanını aldı ve bam! 5 kill, 6600 hasar. Yolumuza devam ediyoruz. Leopard PTA ile yalnızca ikisi kaldı. Karşıda 2 tane TD, 1 tane de artı söz konusu. Çok güzel hamleler, çok güzel oynanışlar. Maç hala kritik. Interceptor'un de çok fazla canı kalmadı. Burada Leopard'la ortaklaşa oynamaları lazım. 704'ü kıçından yakaladı. Kıçına bir atış. Güzel bir hasar, 614 hasar. Leopard'ı yukarıdan patlattı ve 400 canını bıraktılar obje 704'ün ve bu artık hareketli durmak zorunda. Artiden her an mermi gelebilir. FV'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden 704'ü bir an önce öldürmemiz lazım ve artı atışı az önce arkasına düştü. Eğer orada sabit kalsaydı muhtemelen artı atışı Interceptor'ı öldürüp maçı bitirebilirdi. Burada bir anlık atış denedik ama vuramadık. Ulan Interceptor
Nasıl kaçırdın onu? Boğazımda kaldı. 704'ün arkasına geldi. Çok doğru bir zamanda. Yine doğru bir zamanlamayla. Obje 704'ü de garaja doğru uğurladık. Geriye FV183 kaldı. Leopard PTA kendisine müfreze daveti attı ve hemen kabul etti. Ve şimdi PTA'ya diyor ki E5 bölgesine, E7 bölgesine dikkat et kardeşim. Oradan fışkırabilir. Bakalım oradan fışkıracak mı? FV geldi. Leopard'ı patlattı. Ve yalnızca interceptor kaldı. Bakalım FV'yi uçurabilecekler mi? FV'nin desteği de var. FV'ye doğru ilerliyoruz. FV'ye beynine bir atışımızı yaptık. FV reload'unu etti edecek. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Döndürebilecek mi acaba interceptor bu maçı? 8000 hasardayız. FV geliyor. Reload'umuzu tamamlamak üzereyiz. Kaçabilecek mi? Kaçtı. 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 Ama hala iş bizim için çok zor. FV acaba yukarıdan geliyor mu? 3,5 dakika zamanımız var. Bu maç döner mi? Açığa doğru açıldı. FV'ye bir atış. Ah. 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 Çok güzel gidiyordu. Çok iyi oynuyordu. Yapabileceği her şeyi yaptı. Daha ne yapsın kardeşim bu adam? What can he do? Daha ne yapsın yani bu? Tek başına dev kadro. Elinden gelen her şeyi yaptı. Uğraştı, çabaladı, didindi. Ama olsun. Kazanamadı ama çok güzel bir maç izletti bize. Interceptor'un eline koluna sağlık. Üzülme. Çok güzel oynadın bu maçta. Muazzam bir maçtı gerçekten. Hep böyle bir heyecan doruktaydı. Böyle hep ucu ucuna gitti. Hep ucu ucuna gitti. Yanındaki arkadaşlarından belki bir tanesi bir tık daha sana uyumlu oynasaydı ya da bir tık daha şöyle akıllı oynasaydı bu maçı çevirmeniz işten bile değildi ama olsun. Muazzam bir maçtı. Aga be diyorum. Senin için yakıyorum. Interceptor. Eyvallah. Evet chat. Güzel bir maç. İsim bulma görevi biliyorsunuz ki sizde. Hadi gelin şimdi maç sonu raporuna bakalım. Interceptor kardeşimiz bu hüzünlü maçta ne kadar deneyim kazandı. Kaybetti ama olsun. Bakacağız bakalım. Interceptor. 705 ayda. Sonuna kadar direndi. Adam kanının son damlasına kadar uğraştı. Böyle adamları sarıp sarmalamak lazım. Böyle adamları sevmek lazım gençler. Welcome to Mother Russia. Kaybetti. Tankası alamadı. Bir madalyası alabildi. 3 tane büreve ve tapkan madalyası var 6 kill için. Takım skorlarına baktığımızda 9160 hasar attı. Yani oyun içinde 7000 küsür gözüküyordu. Kör mermileri de vardı hatırlarsanız. Bunlardan bir tanesi de FV183'ü attığı kör mermiydi maçın başında. Diğeri de son anda attığı mermiydi. Başka birilerine daha 60 TP'ye falan da patlattı. Yani o maçın başındaki kör mermi 9000 hasar, 6 kill bazen yetmiyor. Bazen yetmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten güzel oynadı 705 ayla. Leopard biraz dilindi. Biraz ayak uydurmaya çalıştı. O da 4000 küsur hasar attı ki zaten deneyimde bu iki arkadaş birinci sıradalar. Diğer arkadaşlar pek bir şey yapamamışlar. Mesela Panzer 7'den çok ciddi bir performans beklerdik böylesinin maçta. 704'ten keza, VK4502'den keza çok ciddi performanslar beklediğimiz maçta iyi performans veremediler. Bunlardan bir tanesi bir tık daha iyi oynasaydı bu maç çok güzel bir galibiyetle taçlandırılabilirdi. Detaylı raporlara girdiğimizde bir sürü kredi kazandı.
Bunun karşılığında da 27 bin krediyi cebine kar olarak attı. Deneyim olarak da 708 saf deneyim alıyor kaybetmesine rağmen. Saf deneyim olarak 708. Bu işte bunun premiumu var, işte madalya kazandığı için bonusu falan da geliyor. Bayağı ciddi oranlara çıkıyor. Burada muhtemelen gösterim hatası falan olmuştur gibi. Yani bazen olmuyor arkadaşlar, ne kadar yapsanız da. Ama bu şu demek değil, bu maçı kaybedebilir Interceptor belki. Hiç problem değil. Böylesine bir maçı kaybetmesi tabii ki üzücü. Keşke kazansaydı. Ama böyle oynamaya devam ettiği sürece uzun vadede win rate'i her zaman yukarıya doğru çıkacaktır. Emin olun, bu maçı kaybetmiş olsa bile böyle başka bir maç geldiğinde onu kazanacak. Böyle başka bir maç geldiğinde onu kazanacak yine. Bir maç geldiğinde kaybedecek, bir sonraki maçta yine kazanacak. Çünkü harita okuması güzeldi, tankını doğru kullandı, doğru zamanlarda geri çekildi, doğru zamanlarda bastırdı, ileriye gitti, geri geldi, çapraza gitti. Yani bu tankla yapabileceği belki de her şeyi yaptı. Olsun. Bir maçın günahı olmaz, diğer maçlarda galibiyet getirecektir bu oynanış mantığı. Evet. Kasılır mı sence? Ben arkadan taretli tankları sevmediğim için çok yorum yapmak istemiyorum. Ben sevmiyorum bu tank. O yüzden benim fikrim yanıltıcı olabilir. Ama fena bir alet değil gördüğünüz gibi. Silkici obje 705 olabilir, evet. Mesela Emil'i silkerek Emil'in 1237 hasar atmasını sağladı. Eğer Emil'i silkmeseydi orada Emil 0 hasarla falan maçı bitirirdi. Yani saçma sapan bir maçla maçı bitirirdi. Yine bir şeyler yapmaya çalıştı o silkinmesi ama yeteri kadar silkememiş demek. Biraz daha silkmesi lazım. Bazı kahramanlar ölür 2. Olabilir, bu da olabilir. Manidar bu da. Gönüllerin zaferi, bu da olabilir. Güzel isimler. Artık birini seçeceğiz. Yayınlayacağız birini seçip seçtikten sonra. Evet. Bugünkü replaylerimizi burada böylece sonlandırıyoruz. YouTube replay göndermek istiyorsanız Vote Replay ise replayinizi yüklüyorsunuz ve bu replay linkini, yukarıdaki linki Mr. Botoş Facebook sayfasına mesaj olarak atıyorsunuz. Bu kadar yapmanız gereken şey. Ben sizin replayinizi gördüğüm zaman mesajınız zaten görüldü oluyor. Mesajınız görüldü olduktan sonra muhtemelen birkaç gün içerisinde YouTube'da ya da Twitch'te bu replayi görmediyseniz o replayiniz zaten yayınlanmayacak demektir. Görüldü olduktan sonra birkaç gün şöyle gözünüzü kulağınızı dört açıp etrafı gözetleyebilirsiniz. Birkaç gün içerisinde, çünkü o replay gelir, yayınlanır efendim. Haydi bakalım.